Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Karantina günlerinden sesleniyorum. Çok bunaldık. Haliyle kendimizi yemeğe verdik. Ben de çok kilo aldım. Yani çok dediğim 2 kilo aldım. Çok da abartmayayım. O yüzden hemen bir diyet kurabiyesi yapmaya karar verdim. Ben yaklaşık bunu 2 yıldır falan yapıyorum ama sayfamda hiç paylaşmadım. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz, yaklaşık fırında 10-15 dakika kadar pişebilen, toplamda 20 dakikanızı ayırabileceğiniz, malum zaten çok vaktiniz var bu sıralar. Bütün gün evdeyiz. Bence hem lezzeti çok çok yerinde, çok güzel. Tadı çok güzel. Hem de yapması çok kolay. Eğer daha önce başka bir kanalda izlemediyseniz o zaman hemen yapımına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 2 tane olgunlaşmış muz, ölmeye yakın muz. Siz eğer elinizde normal çok olgunlaşmış muz yoksa eğer tatlandırıcı olarak keçi boynuzu pekmezi kullanabilirsiniz. Bal kullanabilirsiniz. Ya da fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. Ya da tadını daha fazla şeker yapmak istiyorsanız eğer, size çok yalın geliyorsa tadı eğer, bunlardan koyabilirsiniz herhangi bir tanesinden. Dediğim gibi fıstık ezmesi, keçi boynuzu özü ya da balla tatlandırabilirsiniz. Ama benim elimde gerçekten böyle ölmeye yakın tamamen kararmış muzlar var. Ben 2 tane muzla yapıyorum. Siz hangisini yaparsanız, kaç taneyle yaparsınız, yani bundan yaklaşık 10 tane adet çıkıyor. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız, kalabalıksanız veya yarın yapmak istiyorsanız muz adetini daha da fazla yapabilirsiniz. Diğer bir malzememiz olan yulaf. Ben böyle tutuyorum. Normal küçük parçalı da olabilir, büyük parçalı da olabilir. Ben bu aralar bunu kullanıyorum oatmeal yapmak için. O yüzden bunu, şu an elimde bu olduğu için bunu kullanacağım. Tarçın muza çok yakışıyor. Yulaflı kurabiye de çok yakışıyor. O yüzden ben tarçın kullanacağım. Siz eğer tadını sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Normalde malzeme kokonatsız yapılıyor. Normal herhangi bir yağsız yapılıyor. Zaten fırın tepsisine normal yağlı bir kağıt kullanacağız. Ama ben tadını çok sevdiğim için coconut oil kullanacağım. Küçük teaspoon. Diğer bir malzememiz olan, bunlar dediğim gibi hani isteğe bağlı, istemiyorsanız eğer kullanmayabilirsiniz. Hindistan cevizi tozu. Benim elimde ceviz var. Siz istediğiniz hani herhangi bir malzeme kullanabilirsiniz. Herhangi bir kuru yemiş kullanabilirsiniz. Bademle de olabilir ya da kuru üzümle de çok çok yakışıyor. Damla çikolata varsa elinizde damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ben ekstra olarak tadını çok sevdiğim için portakalı rendeleyeceğim. Bunu da burada böyle koyalım. Ellerimizi yıkadık arkadaşlar. Bunu söylemeye gerek yok. Normalde ben eldiven kullanmıyorum. Yani videoda göstermelik de eldiven kullanmayacağım açıkçası. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce muzları ezmekle başlayacağız. Zaten bundan gördüğünüz gibi bayağı kötü. Bir çatal yardımıyla bu muzları ezeceğiz tamamen. Ezmesi oldukça kolay. Çünkü dediğim gibi tamamen olgunlaşmış muz kullanıyoruz bu tarifte. Bu kıvamı alacak arkadaşlar. Sıra geldi yulafımıza. Ben ölçü olarak bir kap kullanıyorum. Böyle. Bu şekilde. Şimdi bütün malzemeleri karıştıracağım arkadaşlar. Bu şekil bir kıvam alıyor. Diğer malzemelerimizi koymaya başlayabiliriz. Hindistan cevizi ve normal ceviz koyuyorum. Bu
Yeteri kadar karıştığından emin oluyorum. Sıra geldi tarçına. Coconut oil. Portakal rendeleyeceğim. Siz isterseniz limon da rendeleyebilirsiniz. İstemezseniz hiçbirini de koymayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi portakal rendesi de bu şekilde. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha tarçın ilave edeceğim. Son olarak da bir kaşık keçi boynuzu pekmezi ilave edeceğim. Siz istemezseniz koymayabilirsiniz arkadaşlar. Agave şurubu da koyabilirsiniz. Tatlandırıcı da koyabilirsiniz. Hatta biraz fazla koyalım. Şimdi sıra geldi arkadaşlar buna şekil vermeye. Şekil verdiğimde elinizle yuvarlayabilirsiniz ya da bir kaşık yardımıyla bu şekilde ya da daha büyük parçalar halinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben fırınımızı 180 santigrat dereceye ayarladık. Önceden ısıtıyoruz altlı üstlü. Yaklaşık bir 15 dakika kadar pişecek. Şimdi fırın tepsimizi isterseniz yağlayabilirsiniz ya da isterseniz böyle yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Ben yağlı kağıt kullanıyorum, daha kolay oluyor alması ve tepsi yıkaması da daha kolay oluyor. Şimdi bunları bu şekilde yapalım arkadaşlar. İsterseniz elinizi kullanabilirsiniz dediğim gibi. İsterseniz de kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Şu an ben ellerimi kullanacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeklinin hiç önemi yok. Bu şekilde. Şimdi 180 santigrat derecede ısıtılmış, altlı üstü ısıtılmış fırınımızı 15 dakika pişmeye gönderiyoruz. 15 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an 180 derecelik fırından şu an çıktı. Yaklaşık 13 dakikada pişti. Ben böyle şekil olsun diye böyle kaplara koydum. Çok tatlı oldu. Görüntüsü de bu şekilde. Şimdi isterseniz bir tanesinin içini açalım, birlikte bakalım. Bu şekilde bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar, umarım beğenerek izlemişsinizdir. Umarım kurabiye dener ve benimle paylaşırsınız. Gördüğünüz gibi yapması gerçekten bir 5 dakika sürüyor. İstediğiniz malzemeleri, dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden. Umarım yaparsınız ve benimle paylaşırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.